10'lar tane soru hazırladık. Yani ben kendim 10 tane soru hazırladım. Bazıları benimle alakalı, bazıları da yani ben olsam acaba hangisini seçerdim bunu bilmeye çalışacak. Aslında büyük ihtimal ben hepsini bilirim. Çünkü kan grubumu bilmediği için kendisi önceki videolardan. O zaman videoya şimdi beraber çıktık, tık 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 gittik buradan çarşıya bir yere. Böyle şeyler yiyeceğiz ama böyle sağlıklı olsun istedik. Menü geldi önümüze, iki tane seçenek var. Erik mi karpuz mu? Hangisini alırdım ben? Erik. Galatasaray evet, bildiğin doğru. Çünkü bunu biliyordum. Şimdi ben kolaydan başlamak istiyorum. Çünkü arkadaş hep yeniliyor falan. Sonra ağlıyor. Mantar mı, karnabahar mı? Karnabahar da öylesine yazdım. Ya bu çok basit bir soru bu, karnabahar. Vay, mantar sevmediğimi biliyorsun yani. Evet, karnabahar. Görev başarılı, gerçekten biliyormuş artık. Hamburger mi, pizza mı? Düşüneyim. Düşünelim. Düşün. Pizza. Bana mı baktın? Yo, ben biliyorum. Ya, ben burada kameralarımı, tamam ekranı kapatırım artık. Seni kapatırım, öyle söylerim. Evet, pizzaydı doğru. Çünkü bunu da düşündüm. Acaba hamburger olabilir mi diye. Ama pizzayı daha çok seviyorum. Evet, kesinlikle. Ama biliyorum şu boyutunu falan. Yemek yapmak mı, yemek yemek mi? Bence yemek yapmak. Doğru. Hayır, yemek yemek daha zevkli. O yüzden yemek yemeyi tercih ederdim. Kahve mi, kahve mi? Kahve. Doğru bilgi. Kahve. Soracağım. Soru işareti. Evet. Dışarıya çıkmak mı, evde durmak mı? Bence dışarı çıkmak derdim ama ama evde durmayı daha çok tercih ederiz. Doğru bilgi. Bir baktım, bir tarafta gömlek var, bir tarafta tişört var. Hangisini tercih ederim? Tişört üstüne gömlek giyen bir insan. Ama gömleği tercih eder diye düşünüyorum. Doğru. Dıt dıt. Dıt dıt. Doğru. Evet, doğru. Ama kıyafet alışverişini mi tercih ederim yoksa cilt bakım alışverişini? Bence kıyafet alışveriş, çünkü kıyafetler senin için bir böyle çok, ne diyebilirim, çocuğun gibi. Kıyafet tabii ki. Ben oynamıyorum. Oyun oynamayı mı tercih ederim, spor yapmayı mı? Oyun oynamayı. Tırnaklarımın hep uzamasını mı tercih ederdim yani? Hayat boyu mesela düşün. Tırnaklarım hep uzuyormuş ama. Bunu mu tercih ederdim yoksa saçlarım hep uzasın mı isterdim? Saçların hep uzasını tercih ederdin. 2 gün boyunca yemek yememek mi? Yoksa 2 gün boyunca telefonsuz kalmak mı? Telefonsuz kalmak. Evet, çünkü yemek yemeden duramam. Telefon mu, bilgisayar mı? Hangisini tercih ederdin sence? Telefon mu, telefon tercih ederdin? Haklısın, doğru. Geçmişe gitmek mi, geleceğe gitmek mi? Hangisini tercih ederdim ben? Geleceğe gitmek. Evet. İlkbahar mı, sonbahar mı? Sonbahar. Yanlış, ilkbahar. Hediye almak mı, hediye vermek mi? Hediye almak. Evet. Yürümek mi, arabaya binmek? Arabaya binmek. Evet, çıkarttım. Bir tane çocuğumu kurtarmak isterdim. Şimdi böyle yoğun ortasındayız, araba geliyor, tamam mı? Bir tarafta işte bu resimler, evet, oluyor ya. Bir tane çocuğumu kurtarmak isterdim. Yoksa iki, yani bir çift, ya bir çiftimi, orta yaşlı bir çiftimi kurtarmak isterdim. Çocuk. Geri kalanını. Ayrıca bu benim için çok basit bir şey. Ama sadece onun cevabını merak ediyorum. Hayatının geri kalanını ıspanak yiyerek mi geçirmek isterdin? Yoksa sinek mi? Ispanak mı? Ya, tamam, ıspanak. Bu soruda ıspanak tercih ederim. Ben salak mıyım gidip sineği tercih edeyim? Bir gün boyunca müzik dinlemek mi? Yoksa bir gün boyunca sevmediğim filmi izlemek mi? Ama sevmediğim film. Bir gün boyunca oturacağım, müzik dinleyeceğim ya da bir gün boyunca sevmediğim bir filmi izleyeceğim. Hangisini tercih ederim? Çok kolay bu sorunun cevabı. Müzik dinlemek. Evet. Her şeye evet demek mi isterdin yoksa her şeye hayır demek mi? Ne ben de için? Her şeye hayır demeyi tercih ederdim. Az önce söyledim çünkü. Ben de çünkü istemediğim bir şeyi yapma olasılığım yüksek ama
istediğim bir şeyi ve istemediğim şeyleri yapma olasılığımı daha düşürmek için hayır derdim. O zaman tebrik ederim seni. Teşekkürler. 10'da 10 yaptın. Hepsini bildim, ben bilemezsin diye düşünüyordum. Bugün hangisini tercih ederdik videosunu çektik. Umarım siz de bu seçimleri kendiniz yapıp aşağıdaki yorumlara yazarsınız. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmazsınız. En azından bu prodüksiyon için bir aboneyi hak ediyoruz bence. Ve yaymayı. Ya hak deyip kanalımıza davet ediyoruz herkesi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.